Okul ihtiyaçları sizde. Teknolojiler MediaMarkt'ta. Lenovo Tab M11 128 GB 4G tablet 7699 lira. Maximum ve Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'la tam zamanı. Hocam kapo ve performans piramidi bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu hafta geçen haftadan farklı olarak kapo hem sizin yaptığınız performans piramidini yorumlayacak, itirazları belki olacak, katıldığı noktalar belki olacak. Aynı zamanda iki tane de soru soracağız Kapo'ya. Geçen Hı -hı. hafta soru sormamıştık. Biraz onu da ısındıralım dedik. İlk hafta çok fazla kendisiyle yormak istemedik Kapo'yu. Hı -hı. O zaman sizin piramidinizle başlayalım hocam. Tamam. Ee, ben piramidin tabanında e, İlhan Palut'u e, Rizespor aslında beraber değerlendirmek istedim ama İlhan Palut e, değerlendirmesi yaptım. İlk hafta, ilk haftanın en organize oyununu oynatan hocaydı. İlk 45 dakika Başakşehir'e karşı çok bunaltıcı oynadılar. Çok akıllı oynadılar. Hem topu hem sahayı çok iyi kullandılar. Bu hafta da Demirspor deplasmanda yendiler. Lige güzel bir giriş yaptı İlhan Palut. Zaten çok başarılı bir genç teknik adam. Her yönüyle beğeniyorum. Yani her konuşmasını beğeniyorum. Her oynattığı oyunu beğeniyorum. Maç önü, maç sonu değerlendirmelerini de çok beğeniyorum. Çok aklı başında, çok şey yani futbola, mesleğine çok saygılı bir genç teknik adam. Birçok gence de örnek olacaktır tahmin ediyorum. Onu değerlendirdim. Onun yanına Eyüp Eyüp Spor'u koydum. Arda Turan belki takım başında değildi ama onu da işin içine katmak istiyorum. Eyüp öyle Acayip gösterişli bir kadro olmadı ama iki maç dört puan yaptı yani. Lige yeni gelmiş bir takım. iki maç dört puan. Üstelik de dört birlik bir skor. belki çok güçlü bir ekibe karşı almadılar bunu. Ama Eyüp Spor ilk defa Süper Lig'de oynuyor. Evet. Yani kulüp olarak, camia olarak, taraftar olarak hiçbir anlam deneyimleri yok. Orada tek Süper Lig karakteri tek direktör Arda Turan. O da türbündeydi cezalı, cezası olması evet. sebebiyle. Dolayısıyla tabii 1 iki oyuncu var Süper Lig'de oynamış ama... Bunu da başarılı buluyorum. Onu değerlendirdim. Samudio Antalya Spor forması ilk defa 11'de başladığı maçta Beşiktaş'a çok güzel iki gol attı. İkisinde de akıllıca vuruşlar yaptı. Zaten onu daha önceki kulübünden Rize'den de yani böyle etkili driplikleriyle geniş alanları kat edişiyle attığı gollerle biliyoruz. Ama Antalya hemen gelir gelmez katkı verdi. İyi de futbol oynadığı bir maçtı. Alt katı böyle değerlendirdim. İsterseniz üst kata geçmeden, orta kata tamam. geçmeden bir Kapo'yu dinleyelim. Tamam. Bakalım ne diyecek Kapo piramidin alt kısmı ile alakalı olarak. Piramidin en alt katında Samudio yer alıyor. Beşiktaş karşısında attığı iki gol ile takımını oyunda tuttu. Performansı takdiri hak ediyor. Fakat bu hafta buraya girmeyi daha çok hak eden bazı isimler sizce de olmadı mı? Real Madrid'e gol atan Vedat Muriç, Kayseri attığı 2 golle Sivas Spor'a 3 puanı kazandıran Uras Radakovic gibi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan İkaz Eyüpspor ilk galibiyetini aldı. Bodrum Sporu 4 golle geçen İKAS Eüspor'un Spor'un bu sezon renk katacağı kesin. İlhan Palut'un yaptıkları ve teknik direktörlüğü kesinlikle alkışı hak ediyor fakat biraz da adaya açılmak gerek. İlk resmi maçında gol atan Zirkse ve Chelsea'ye karşı 2 sıtırlık galibiyet alan Guardiola iyi tercih olmaz mıydı? İtirazlar gelmeye başladı. Can Öndüygü'yü mü transfer ettiniz? <laughs> Niye? Kaponu, kaponun sesi bayağı Can duyguya ya. Vallahi anlayamadım. Kaponun sesi benzet yani. Doğru biraz. O da biraz metalik bir sesi vardır ya. Evet evet. Canan Duygu'nun. Ee, biraz öyle geldi bana. tabi ee, tabii olabilir. Bunların hepsi olabilir ama Zirkse için günaydın diyorum kapıya Biraz sanki. Yani bir vole, volenin uygulaması var. Oraya bakarsa benim hesabıma girerse ben onu zaten çok almışım şeye. tabi ee, tabii. Piramitlerde geçen sene inmiyordu. Şeyde, piramitte zirk, Zirkse Piramide de girdi. Vole'de Vole'nin şeyinde uygulamasına... Tweet uygulamasına ben onunla ilgili birkaç tane e, değerlendirme yaptığımı hatırlıyorum geçtiğimiz sezon. Daha İtalya'da bile pek e, kendisine şans verilmiyor iken ki Manchester United'a girdiği gibi e, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Belli ki ya formayı alacak mı bilmiyorum ama kolay değil. Onun da çok eksiği vardır aslında. Hı hı. Ama Yani o boyda o çabukluk o hız kolay rastlanabilecek bir şey değil. Çok güzel bir vuruş yaptı aslında ayağını koyduğu pozisyon. Bologna'da bak çift tane olmamış bile olabilir yani 10 golün altında kalmış olabilir geçen sene. Ben çoğunu gördüm. Hı hı. Benim benim izlediğim maçlarda bana mı denk geldi bilmiyorum. Yani genelde attı, attırdı, şey yaptı, etkili futbol oynadı ama ben en çok fizikten etkilendim. Çünkü o onu ben Bayern Münih'te A takıma çıktığı dönemden tanıyorum. Bayern Münih'te şans vermediler. Ondan sonra Belçika'ya gitti, işte orada e tekrar yaptı. çıkış yaptı. Evet. Ondan sonra Bolonya'da da bence tam böyle olgunlaşma aşamasına geldi. Ee, hala olgunlaşması olgunlaşması için zaman var, ama o fizik kaliteden mutlaka bir şey çıkar. Yani o boy, o o hız acayip bir kombinasyon. Bir şey çıkar ondan yani. Hocam isterseniz piramidin orta kısmına geçelim. Evet orta kısımda e, Başakşehir'i aldım. Çünkü 2-1 geriden gelip e, Alanya Spor'u... Ki Alanya Spor da tutturdu mu savunma işinde inatçıdır. Ceza sahasına sokmaz yani evet. normal şartlarda. Fatih Tekke'yi de çok beğenirim. Ama Çağdaş Atan takımı 2-1 geriden gelip e, 4-2'lik skorla Alanya Spor'u... Yani ge geriye dönüşler zordur. Onu başardı. Son gol görülmeye değer ta orta sahadan... E, yani, Güzel deyiz bıraktı maç. Sanırım ikinci goldü hocam ama... ikinci fi... gol müydü? Evet evet. Düzeltiyorum yani. Kaleci öndeydi, Figueiredo... Aynen. Son bölümde çok etkili oynayarak... Farklı sayılabilir yani. iki farklı maçı kazanmış oldu. Başakşehir değerlendirdim. Çünkü ilk, ilk hafta benim için biraz hayal kırıktıydı. Başakşehir. ikinci hafta kendi gibi oynadı. En azından ikinci devreyi çok başarılı oynadı. Onun yanında da... E, Rafa Silva... Bence haftanın... Yani zirvesinde de olabilecek bir oyuncu, çok etkilendiğimiz, çok beğendiğimiz. Yani onun üçüncü resmi maçı bu. Üçüncü resmi maçında yine iş başında, yine hiç geri adım atmadan skor yapmaya yaptırmaya devam ediyor. Rafa Silva'yı değerlendirmek istedim. Biraz aklım kaldı, Rafa Silva'yı zirveye koysa mıydım acaba diye. Ama zirvede başka biri var yani. Piramitte her hafta bakacağım. Bakalım bir sezon sonunda en çok hangi ismi mesela kullanmışız evet. futbolcuya, takım. Bakalım. Rafa Silva geçen hafta da yine Piramitte var, vardı. Var. Kapo'nun yorumunu o zaman bir dinleyelim bakalım ne evet. demiş orta katı. Orta kata çıktığımızda piramide bu sezon bolca girecek gibi duran Rafa Silva yer alıyor. Yine harika bir performans gösterdi. Takımını öne geçirdi ve 3 puanın mimarlarından oldu. Başakşehir Alanya Spor'a karşı 2-1 geriye düşse de 4-2 kazanmayı bildi. Figueiredo'nun uzaklardan attığı gol harika değil miydi? O da Figueiredo'nun golü üzerinde durmuş. Katılmış ortakatta bize. Katılmış doğru. Evet. Gelelim piramidin en üstüne. Sizin tercih ettiğiniz oyuncu kim? Ben Ciro Immobile'yi aldım. Biraz pozitif ayrımcılık yaptım şundan dolayı. Yani Immobile'nin iki gol atması falan bunlar sürpriz değil atar. Yani iki de atar, üç de atar. Bunlar, bunları yapar. Ama yüzde yüzünde değilken bu etkiyi yapmaya başladı. Hem olimpiyatta hem burada. Yüzde yüzünde değilken, şeyde de asist yaptı, değilken hı hı. bu performansı gösteriyor olmasından dolayı onu zirveye koydum. Onu birçok defa piramitte göreceğiz. Ama altta ama ortada ama en üstte. Bir de beğendiğim oyuncu olduğu için, geçmişten beri çok beğendiğim bir santifor olduğu için on zirvede değerlendirdim. Muhtemelen kaponunda bir itiraz olmayacak. O zaten İtalyan. İtalyanlara itiraz etmez o. <laughs> evet. Bakalım ne demiş Immobile'ye. Loşante mi Ciro Immobile resmen golle yaşıyor. Gol atmak onun için çocuk oyuncağı. Zirvedeki yerini fazlasıyla hak etti. Benim de hemşerimdir. <laughs> açık açık söylemiş işte yani. <laughs> Doğru. Doğru. Hemşerisi. Ee, şarkı da Sanremo'da galiba biricilik aldı. Toto Cutugno bu şarkıyla. İtalyanın en sevilen seslerinden, sanatçılarından bir tanesiydi. Bir, bir, büyük bir müzisyendi. Biz de hala şarkılarını dinliyoruz. Kapoda tabii hemşerisi o da dinliyordur muhakkak. <laughs> Bir gün bu Toto Kutunyo ve bu şarkıyla alakalı bir, bir kısa bölüm yapalım. Tamam. Türkiye'de olmayan bir şey var orada. Onu bir notlarımıza alalım. Evet. Bir bölüm konuşalım onu hocam. Olması gereken, ihtiyaç duyduğumuz bir şey var orada. Onu bir ara bir konuşalım. Son olarak Kapo'ya, geçen hafta hiç soru sormamıştık ama... Hı hı. Bu hafta bir soralım dedik. Hem ikinci haftamız artık. İlk olarak size soralım. İlk sorumuz futbolla alakalı... Fenerbahçe'den adı geçen orta sahalardan sizce en uygunu hangisi? Adı geçenlerden kastımızı da açalım. Sander Berge, Sofyan Amrabat, Scott McTominay ve İbrahim Sangare. Ben McTominay derim. McTominay diyorsunuz. Yani aralarında hakim olmadığım oyuncular da var. Çünkü en benim bildiğim, benim bildiklerim, biraz daha fazla bildiğim McTominay. Uygun da olur Fenerbahçe için. Hazır oyuncu. İşte Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Hı hı. Ee, yıllardır bildiğimiz bir oyuncu. Fizik kalitesi belli. Gelir gelmez katkı verebilecek bir olgunluğa da sahip olduğunu düşündüğüm için ben yani hiç soru işaretine gerek kalmasın diye McTominay diyorum. Bütün bir yaz Fenerbahçelilerin sorduğu bu soruya KAPO'nun cevabını bayağı merak etmiştim ha. ben de. Dinleyelim o zaman. Sander Berge, McTominay Sofyan Amrabat, İbrahim Sangare gibi isimler yazıldı. Fenerbahçe'nin aradığı isim tam olarak İbrahim Sangare. Ayakları temiz, şut özelliği olan, fizik olarak da rakiplerine üstünlük kuran bir oyuncu. Aynı zamanda hem Fred ile yan yana hem de İsmail Yüksek ile birlikte oynayabilecek özelliklere sahip. Sangare demiş. Kapo bayağı menajerliğe başlamış ha. <laughs> şaka şaka yani. Tam tam. Verdiği bilgiler için teşekkür ederiz Kapo'ya. <laughs> Ama Kaposangari'nin maliyetinden galiba haberi. Bayağı bir pahalı oyuncu. Gerçekçi yani... ...zor, çok zor. Muhtemelen öyle. Biraz Kolay değil. şey bakmış ama... ...hani onunla da oynar, onunla da oynar... Emek ...gibi bakmış. Neydi? onunla da oynar, evet. onunla da oynar yani. Gayet bir de şöyle duymuş. bir şey çıktı, ayakları temiz. Her akşam yıkıyor <laughs> ayaklarını, sabahları da yıkıyor, şey yapıyor, devam, çok bakımlı. Ee, pediküre gidiyor falan. Ayakları temiz yok musunuz? Ya ben ayak içi temize varım. Hı hı. Ayak içi temiz kullandığım tabir dillardır. Kullanırım yani. Ama ayakları temiz onu bilemedim. <laughs> o zaman ikinci soruyu soralım kapoya. Çay mı kahve mi? Çok klasik bir sorudur. Sizin tercihiniz ne? Ya benim her koşulda çaydır. Yani sabahları kahve içiyorum ama gün geri kalan bölümünde hep çay içiyorum. Çay çok daha eski alışkandım. Seviyorum. Çocukluğumdan beri çay seviyorum. Ama Capon'un ne diyeceğini biliyorum. Ya i̇ki tane. tabii ne diyeceğini biliyorum derken yerel de bakabilir, küresel de bakabilir. Yani yerel bakarsa o, o dü espresso, <laughs> Brando gibi dü espresso, o kahve <laughs> diyecektir İtalyan olduğu için. Ama küresel bakıp bizim Türkiye'de e, Volen izleyicilerinin büyük oranda Türk olduğu, Türkçe konuştuğunu e, bildiği için bana katılıp çay diyebilir. Ama normalde onlar kahveci. Bakalım ne demiş Kapo. Dinlenmek ve sakinleşmek istiyorsanız çay tercih edebilirsiniz. Enerjiye ihtiyacınız varsa kahve daha iyi bir seçenek olabilir. Benim cevabım çay. Çünkü çayın sakinleştirici etkisi, vücuda sağladığı faydalar ve demleme işleminin keyfi kahveden üstün. Ancak bu tamamen kişisel bir tercih meselesi. Kahvenin enerji verici etkisi de bazı durumlarda daha cazip gelebilir. Ne şiş ne kebap işte tam Tabii. bir sinyal spor. Yani bu sinyali de şeyden öğrendim. Serdar Elçeliktar'dan. <laughs> Sağ olsun bana şeyleri öğretiyor. Sinyalci ne demek falan diye. şeyde kapoda bayağı hem oraya hem buraya. Sinyalci. Aman o da kırılmasın bu da kırılmasın. Aman o da incinmesin bu da incinmesin. Güzel bir sinyal. Geçen sene daha şeydi sanki bırakırken kapoyu. Daha, daha böyle... keskindi değil, değil mi? Değil mi? Evet. O da alışmaya çalışıyor herhalde. Geçen sen, geçen hafta bir bence çoktan alışmış o. alışmış hem orası <laughs> He, hem burası. O yüzden böyle, böyle alışmış içtirdi. yani bayağı. Daha alışmamışken bam gün dalıyordu yani. Neyse fikri onu söylüyor. Evet. Daha netti. Evet. O da olur, bu da olur. Şimdi biraz tabi. O da olur, bu da olur. Şey yani. dikkat çektiniz mi? Geçen hafta hayırdır bu samimiyet nereden geliyor demiştiniz. Evet. Bu hafta toparlamış. Bence toparlamış tabi. <laughs> Gerekiyor. Evet. Bu arada izleyicilerimizden de e, yorumlarını bekliyoruz izleyicilerimizin hem performans piramidi hakkında hem kapaya sorduğumuz diğer sorular hakkında gelecek hafta neler sorabiliriz ya da piramitte sizin de e, olmasını dilediğiniz oyuncu var mıydı? Yorumlara bekliyoruz. Hı hı. E, o zaman modern futbolun sonuna geldik Tamamdır. hocam. Tamamdır. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sizin de teşekkür ederim. kaponun ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.